Arkadaşlar merhaba. Uzunca bir süredir istenen bir videoyla karşınızdayım. Abi nasıl kayıt alıyorsun? Kayıt ayarları nelerdir? Bu ses kanallarını nasıl ayırırım? Çözünürlük kaç olmalı? Bit kaç olmalı? Vesaire gibi çok soru geliyordu. Bunların çoğuna işte YouTube üzerinden yorumlara cevap verme şeklinde olsun, Discord üzerinden olsun elimden geldiğince cevaplamaya çalıştım. Ama bu konuyla alakalı bir video çekmedim. Bayağıdır da isteniyordu. O yüzden bugün bu videoyu çekeyim dedim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben OBS'de bütün ayarlara hakim değilim. Hangi ayarı değiştirseniz neyi etkiler çok bilmiyorum ama senelerdir işte kayıt alıyorum, yayın yapıyorum vesaire. Deneye yanına işte okuya araştıra biraz böyle en iyi ayarları kendimce buldum. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Vakit kaybetmeden hemen videoya başlayayım. Öncelikle OBS'yi bir açalım. Şimdi ben son değişiklik olarak yayın bilgisayarını iptal ettim. Tek bilgisayardan yayın yapacağım ve tek bilgisayarda kayıt alıyorum. O yüzden iki farklı sahnem var. Biri kayıt için, biri yayın için. Gördüğünüz gibi yayının kanalları işte sahneleri ayrı. Kaydın kanalları ve sahneleri ayrı. Burada mesela masaüstü bir şey kaydederken bu sahne var. Apex için ayrı. Rainbow, Overwatch vesaire farklı oyunlar için ayrı kanallarım var. Bu kanallarda da Apex'ten göstereyim. Apex'i yakalayan bir sahne var. Sadece Apex'i yakalıyor. İşte benim ses girişimi yakalayan farklı bir kanal var. İşte Discord kanalı ayrı, Logitech kanalı ayrı vesaire. Bu şekilde farklı kanallar var. Bunlar ne işe yarıyor? Birazdan göstereceğim ne işe yaradığını. Şimdi sıfırdan bir sahne açalım. Buna da tutorial diyelim. Bütün kanalları, ses kanallarını vesaireyi, ayarları beraber yapalım. Burada sahne diyor sıfırdan açınca. Buna Apex diyelim. Oyun kaydı aldığınızı düşünelim. Şimdi burada kaynaklar gerekiyor. Kaynaklar neler? İşte ses girişimiz, Discord girişimiz, işte hangi görüntüyü alacağız vesaire onları seçeceğiz. Burada ekran yakalama derseniz adı üstünde ekran yakalama. Ekranınızda ne varsa onu yakalar. Bu şekilde sizin masaüstünüzde olan her şeyi alır. Ama ben böyle istemiyorum. Sadece Apex'i yakalasın istiyorum. Apex'in haricinde bir görüntüyü kaydetmesini istiyorum. İşte sizin Discord'da özel bir konuşmanız olur, ne bileyim. Birinden mesela sahte sağlık belgesi vesaire istersiniz. O kaydınızda çıkmasın. Çıkarsa işte sorun olur. Öyle olmasın diye ben burada ekran yakalama değil oyun yakalama kullanıyorum. Onun için de adı üstünde oyun yakalama, Apex yakalama dedim, tamam mı? Şimdi burada tam ekran herhangi bir uygulama değildir. Sadece Apex yakalasın istiyorum ben. O yüzden belli bir pencere yakala deyip sonra da pencereye tıklıyorsunuz. Buradan Apex seçiyorsunuz. Ama burada şu an Apex yok. Bunun olmama sebebi de şu an Apex açık değil. Apex'i açmanız gerekiyor. Açalım Apex'i. Şimdi masa üstüne döndük. Buradan gördüğünüz gibi Apex hala görmüyor. Çünkü bu sahnede bir refresh olayı, yenileme olayı yok. İptal diyorsunuz. Apex yakalamaya tekrar çift tıklayın. Belli bir pencere yakala deyin. Pencere kısmından da bakın Apex geldi bu sefer. Apex seçtiniz, tamam dediniz. Bu şu an sadece Apex alıyor gördüğünüz gibi. Burada sadece Apex var ama ses yok. Normalde ayarları insanlar şöyle yaparlar. Burada işte masaüstü sesini al, kendi sesi, mikrofonun girişim bu olsun vesaire gibi yaparlar. Ben o şekilde yapmıyorum. Daha profesyonel bir yöntem var. OBS'in yaklaşık bir 3 ay önceki güncellemesiyle uygulama ses yakalaması diye bir şey geldi. Bu uygulama ses yakalaması ne? Her uygulamayı ayrı ayrı buraya ekleyebiliyorsunuz. Yani Discord'unuzu ayrı, Spotify'ı ayrı, Apex ayrı vesaire bu şekilde gösterebiliyorsunuz. Ama bu gördüğünüz gibi hala beta'da ve sorunlu çalışıyor. Hala eksikleri var. Benim bir yaklaşık 10 videom falan sırf bu yüzden bunlar oldu. Ben şunu kullanıyorum. Bu ufak bir plugin bu arada. Birazdan anlatacağım bunu. Bunu kullanıyordum. Güncellemeyle bu gelince official olsun diye buna geçtim ama maalesef deneme yaptığımda çalışıyordu. Her şey gayet normaldi. Bundaki gibiydi. Sonradan kurduğumdaki gibiydi. Ama sonra ne olduysa bir restarttan vesaireden sonra o ayarlar gitmiş ve hiçbir kanalda ses yoktu. O yüzden bunu kullanmayın. Henüz kullanmayın. Beta en azından kalkana kadar kullanmayın. Birazdan benim göstereceğim uygulamayı kullanın. Bu uygulamada ne? Ufak bir plugin. Açıklama kısmında linki var. Bu linke giriyorsunuz. Go to download diyorsunuz. Sonra buradan bunu indiriyorsunuz. OBS'nize kuruyorsunuz. Direkt o şekilde size gelmiş oluyor. Ben de zaten kurulu olduğu için bunu kurmuyorum. Ama next next diyerek kuracaksınız. OBS'yi zaten kendi yolunu görüyor vesaire. Bunu kurduktan sonra buraya şu özellik gelmiş oluyor. Bu özellik gelmiş oluyor. Buna tıkladınız. Buna ne diyoruz? Apex ses diyoruz, tamam mı? Apex'in sesini ayrıca yakalayacağız yani. Burada açık uygulamaları görüyor bu sadece. Hangi uygulamanın sesini ayrı yapacaksanız onu burada açmanız gerekiyor. Açık uygulamalar bunlarmış. Apex burada açık gördüğünüz gibi. Seçip işleme ekle diyorsunuz, yukarı ekliyor. Bunun sebebi de şu. Bir kanalda bu Apex ses kanalında isterseniz buradan Chrome seçip işleme eklediğinizde o kanalda Chrome ve Apex sesleri aynı anda olabilir. Bunu isterseniz bu şekilde yapın ama ayırmanız daha mantıklı. Birazdan da ayırmayı göstereceğim zaten. Diğerlerini de ayrı ekleyeceğiz yani. Bunu buradan sildim. Apex'i işlemi ekledikten sonra, bu yukarı attıktan sonra tamam diyorsunuz, bu kadar. Şimdi Apex'in sesi buraya ayrıca geldi. Onu hemen test edelim. Apex'i açtım. Siz görün diye bunu yan ekrana atıyorum. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi Apex'in sesleri burada aktif. Bunu alta attım. Şimdi başka neye ihtiyaç duyarsınız Apex kaydı alırken? Diyelim ki müzik dinlemek istiyorsunuz. Oynarken müzik dinleyeyim ama videolarda müzik olmasın istiyorsunuz. Zaten olayınız da bu. Daha kolay editlenebilir. Farklı kanallarda farklı sesler olsun istiyoruz ya. Amaç da bu. Bunu yapıyoruz şu an. Hemen buraya Spotify ekleyelim. Uygulama ses çıkışı diyoruz. Spotify
ses dedim, ekledim. Gördüğünüz gibi Spotify burada var çünkü Spotify açık bende. Vazgeçtiğim kapatayım. Spotify kapalıyken bakın burada Spotify'ı göremeyeceksiniz. O yüzden Spotify'ı açmanız gerekiyor. Spotify şu an açık. İptal deyip tekrar aynı yere girdim. Buraya geldim. Evet, Spotify'ı görmüş bu sefer. İşte ekle dedim. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi Spotify burada müziği bu şekilde oynatıyor. Spotify'ı ayrıca buraya koymuş olduk yani. Yani şu an bizim Apex sesimiz ayrı, Spotify sesimiz ayrı. Bir de ne ekleyelim? Discord ekleyelim. Buraya Discord ses dedim. Hemen gidelim Discord'u da açalım. Discord'umuzu da açtık. Buraya geldik, yine Discord sese çift tıkladım. Buradan Discord'u seçeceğim. Discord burada, işleme ekle. Tamam, Discord sesi de ayrıca gelmiş oldu. Şu an Discord'da biri olmadığı, konuşmadığı için Discord sesinde herhangi bir hareket yok. Gördüğünüz gibi müzikte hareket var. Discord sesinde de hareket var mı yok mu diye anlamak için bu mute'lama olayını şuradan bir yapayım. Şimdi gördüğünüz gibi mute unmute yaptığım zaman Discord sesi de burada aktif olmuş oldu. Bu şekilde kanalları ayrı ayrı ayırmış oldunuz. Bir de kendi sesimizi ekleyeceğiz tabii ki buraya. Burada da ses giriş yakalayıcısı diyoruz. Kendi sesimiz için ayrı yapıyoruz. Bunu kullanmıyoruz yani. Ses girişi diyoruz. Buradan Wave 3 diye isimlendirdim. Mikrofonumu seçiyorum. Mikrofon da buraya gelmiş oldu gördüğünüz gibi. Şöyle turuncu, kırmızıya yakın olması daha iyi. Kırmızıya çok çıkmasın yani. Onu da ayarlamış oldum. Sesim buraya gelmiş oldu. Apex sesi var. Apex görüntüsü var. Discord sesi var. Bir de Spotify sesi var. Spotify'ı kapatayım. Şimdi bunları ayırdık ama bununla bitmiyor. Hangi kanalın hangi sesi alması gerektiğini ayarlayacağız şimdi. Onu da sağ klik gelişmiş ses özellikleri diyoruz. OBS 6 kanala kadar sese izin veriyor. Gördüğünüz gibi 6 tane farklı kanal var. Bunlar ses parçaları. Ses kanalları yani. Bunların hepsini bir disable ediyoruz, tamam mı? Hepsini kaldırdık. Biraz karışık gibi duruyor ama aslında hiç karışık değil. Anlayacaksınız birazdan. Şimdi birinci parçada, yani aldığımız videonun birinci kanalında ne olsun? Apex sesi olsun değil mi? Onu 1'e koyduk. İkinci kanalda Discord sesi olsun istiyoruz. 2'ye de onu koyduk. Üçüncü kanalda kendi sesimiz olsun istiyoruz. Onu da 3'e koyduk. 4'te de Spotify olsun hadi. Buraya Chrome vesaire falan da ekleyebilirsiniz. Demin yaptığımın aynısını Chrome için yapacaksınız. Diyelim ki Chrome'dan müzik dinliyorsunuz. YouTube'dan vesaire müzik dinliyorsunuz. Onu da oraya o şekilde koyup onu da 4, 5, 6 diye vesaire devam ettirebilirdiniz yani. Şimdi 1'de Apex'in sesi var. 2'de Discord'un sesi var. 3'te Spotify. Pardon, 4'te Spotify. 3'te de kendi sesimiz var. Kapat dedik. Ayarlara geldik. Buradan çıkışa. Bu çıkış basit durumdaysa siz de onu gelişmiş yapın. Buradan kayıda geldik. Kayıtta 5 kanal ses varmış burada. Gerek yok. Bizim 4 kanal sesimiz vardı ya. Onu 4'e indirdik. 5, 6 da aktif olabilir. Burada ne kaybedersiniz? Bir şey kaybetmezsiniz. Sadece aldığınız videoda boş 2 tane kanal olmuş olur. Gereksiz orada durur yani. Onu tekrar silersiniz veya orada durmaya devam eder vesaire. Onu uğraşmayın diye baştan kaç kanalınız varsa o kadar kanalını seçip onların tikini aktif ediyorsunuz. Spotify ben videolarda olsun istemiyorum derseniz, mesela 4'e Spotify atmıştık ya, onu da kaldırabilirsiniz ama ben siz görün diye bunu da aktif ediyorum. Tamam dedim. Ses ayarımız bitmiş oldu. Sahnemizi oluşturduk. Kaynakları ekledik. Sesleri ayırdık. Bu sesleri de hangisi nerede olsun vesaire diye onu seçmiş olduk. Kapattık. Şimdi görüntü ayarlarına geçeyim. Ondan sonra da bir kayıt alıp o kaydı Premiere'de bakalım nasılmış. Hani kaydımız nasılmış, görüntü kalitesi olarak nasılmış, sesler ayrılmış mı vesaire diyor, onu inceleyeceğiz. Şimdi ayarlara geldim. Video kısmında benim monitör 2K'ydı, 1080'e düştüm tekrardan. Monitör değiştirdim yani. 1080 monitörüm var. Kaydı da 1080 alıyorum. O yüzden herhangi bir ölçeklendirme, büyütme, küçültme vesaire olmadığı için bu kısım boş. Ama siz ben kaydı 720 alacağım derseniz mesela, burada bu seçenekler aktif olmuş oluyor. Bunda da en çok önerilen Langsos bildiğim kadarıyla. Ama ben 1080 tuval, yani şu OBS sahnesi 1080 ve kaydı da 1080 aldığım için bu bende aktif değil. FPS de 60 FPS tabii ki. Bunlar bu şekilde. Bunu seçtikten sonra çıkışa geliyorsunuz. Çıkışta kayda geliyorsunuz. Yayın ayarlarım da var. Belki başka videoda yayın ayarlarına da bakarım ama dediğim gibi tek bilgisayar geçtiğimden beri ben yayın yapmadım. Nasıl tam bilmiyorum, onu bir deneme yayını açarız, beraber bakarız olmadı. Şimdi kayda geldim. Kayıtta öncelikle nereye kaydediyorsunuz videonuzu? Ben bir hard diskimi tamamen kayıtlara ayırdım. O kayıtta OBS kayıtları içinde buraya kaydımı alıyorum. Bu tamamen size kalmış yani, burada seçip değiştirebilirsiniz nereye kaydedeceğinizi. Kayıt biçimi, yani dosya türü olarak MP4 kayıt alıyorum. Premiere'in en desteklediği, en sevdiği dosya türlerinden biri. Yani kurgu programının çoğunun o şekilde. O yüzden MP4 alıyorum. Ama diyelim ki kayıt alırken elektriğiniz gitti, OBS hata verdi, kapandı. Bütün kaydınız gidiyor. Ama sanırım MKV'deydi ya da FLV'de, emin değilim. Kullanmadığım için tam emin değilim, bilmiyorum. FLV veya MKV olması lazım. Bunlardan birinde elektriğiniz gitse bile kayıt nerede sonlandıysa, yani bilgisayar nerede kapandıysa, video orada kalıyor, devam ediyor. O tarz sorun yaşayan biriyseniz, çok elektrik kesintisi vesaire yaşıyorsanız, MP4 yerine o dediğim formatlardan birini seçmeniz daha mantıklı. Ama MP4
dediğim gibi Premiere açısından en mantıklısı olduğu için ben de MP4 kullanıyorum. Kodlayıcıda yeni özellikler vesaire geliyor, OBS'ye sürekli ekleniyor vesaire, ama forumlardan vesaire okuduğum kadarıyla hala en güzeli, en işte dosya boyutu açısından avantajlısı vesaire H264. Bu NVENC H264 ne oluyor? Ekran kartıyla kayıt almanızı sağlıyor. Ekran kartının yanlış bilmiyorsam %5'i kadar bir miktarını kullanıp 1080 kalite gayet kaliteli bir video kayıt alabiliyorsunuz. O yüzden ben de ekran kartını kullanıyorum. AMD'de sistem nasıldır, nasıl oluyordur bilmiyorum gerçekten. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Onun için farklı videolar, içerikler umarım vardır. Oradan bakarsınız. Benim ekran kartım iyi değil, oyuna anca yetiyor, ben işlemciyle kayıt almak istiyorum diyorsanız, mesela işlemciniz daha iyi ama ekran kartınız daha kötü, o zaman işlemciyi seçin, işlemciyle kayıt alın. Ama ben ekran kartımla kayıt alıyorum. Onu da öneririm yani. Çıkışım 1080 zaten, hani tekrar boyutlandırmıyorum. Hani kayıt sırasında işte 720'ye düşür vesaire yap gibi bir şey olmadığı için yeniden boyutlandırma yok. Kodlayıcı ayarları, en önemli ayarlar bunlar zaten kayıt alırken. Ben CBR kullanıyorum. Bayağı bir deneme yanılma yaptım. 5'er dakikalık kayıtları aldım böyle. Hem görüntü kalitesi olarak hem dosya boyutu olarak. Dosya boyutu hani önemsiz gibi dursa da cidden çok önemli bir mevzu. Böyle bir gün diyelim ki ben kayıt alayım, YouTube'a bir şeyler atayım, oyun oynayayım dediğiniz zaman oturup bir 15-20 maç atıyorsunuz. O 15-20 maçtan belki 1-2 tanesi böyle YouTube'a gidecek kalitede oluyor. O 15-20 maçında tekinin boyutu işte 10-20 GB olursa cidden çok büyük bir dosya boyutu oluşmuş oluyor. O yüzden minimum dosya boyutu, maksimum kalite açısından baktığınız zaman ben CBR'ı en uygun gördüm. CQP biraz daha yüksek kalite ama dosya boyutu da hakikaten o kalite kadar değil, çok daha fazlası kadar bir dosya boyutu oluyor. O yüzden CBR daha mantıklı. Bit hızı ben 45.000 yaptım. Bu da Apex için düşünürsek 20 dakikalık bir maç desek, böyle bir win videosu 20 dakika falan sürüyor. 20 dakikalık bir video 5-6 GB civarı falan oluyor. O da bence yeterli bir boyut. Bunu tabii ki 45.000 değil 25.000, 30.000 vesaire yapabilirsiniz. Dosya boyutu neredeyse yarı yarıya küçülecektir ama 5 GB bir maç için bence çok büyük bir boyut değil. Bir de onu Premiere'e atıp editleyip işte biraz kırpıp sonrasında tekrar render aldığınızda yüklenecek video, YouTube'a atılacak video 2 GB'a falan düşmüş oluyor. 1080p için söylüyorum bu arada. 2K'da daha fazla tabii ki. 1080p'de bir Apex videosu 2 GB falan oluyor upload kısmına geldiğinde yani. O da bence yeterli bir boyut. O yüzden ben 45.000 kullanıyorum ama dediğim gibi ben içerik üretiyorum. Siz bunu 30.000 liraya kadar düşürebilirsiniz. Deneyin yanında 2'şer dakikalık, 3'er dakikalık belki 1 dakikalık video alıp işte 30.000'e indirip kayıt alın. Bakın kalite düşük, biraz daha yükselteyim vesaire derseniz değiştirmesi de yükseltmesi de kolay zaten. İşte bunlar tek tek ne işe yarıyor? Video başında da dediğim gibi onların ne işe yaradığını bazılarını biliyorum, bazılarını bilmiyorum. Tek tek anlatmayacağım. Benim gördüğüm, videolardan izlediğim, insanların önerdiği vesaire ayarlar bu şekilde. İyi kalite, yüksek kalite, çeyrek çözünürlük, high, ileri bakma, kapalı, psiko görsel ayarlama, aktif, GPU 0, maksimum B-kareleri de 2. Bu şekilde kayıt ayarlarım var. Bu ayarlarla bayağıdır içerik üretiyorum. Benim ayarlarım bu şekilde yani. Şimdi bir kaydı başlat deyip bir ayarlara bakalım, bir sıkıntı var mı? Seste, çıkış, kayıt, 4 kanal. Tamam, hiçbir sıkıntı yok. Şimdi kaydı başlat deyip Apex'e geçip bir firing range'de bir şeyler yapalım. Şu an Apex'i yakalıyor zaten. Şu şekilde göstereyim. Ben bunu yan monitöre aldım. OBS'yi de görebileyim diye. Fark etmez, burada da alt enter'la tam ekran yapıp burada firing range'de bir iki ateş edelim. Şimdi Apex'i açtık. Bir yandan ekran kartıyla kayıt alıyorum. 165 FPS gördüğünüz gibi. Hatta şu an çift kayıt var. Bir OBS kayıt alıyor, bir Nvidia kayıt alıyor. Ben bu kaydı size OBS üzerinden gösterdiğim için, ayar mayar vesaire değiştirdiğim için Nvidia'da kayıt alıyorum. Ama şu an çift kayıt aktif. Ona rağmen sabit 165 FPS alıyorum. Bir yandan size sesleri vesaire göstereceğim birazdan. Tamam, bu kaydı durduralım. Bence yeterli. Premiere'i açıyoruz. Yeni proje dedik. Buna OBS diyelim. OBS ayar diyelim. Create dedik. Şimdi bu videoyu buraya açacağız. OBS kayıt klasörünün içinden getirdim dosyayı. Ufak bir böyle bir sesleri tarıyor böyle. Gördüğünüz gibi oyun sesi ayrı, kendi sesim ayrı, Discord sesi burada ama Discord'da kimse olmadığı için boş bir kanal olarak gözüküyor. Burada da Spotify sesi var yaptığımız ayarlarda. Spotify'da da müzik açmayı unuttuğum için burada da bir ses yok. Ama burada müzik olduğunu düşünün, silebiliyorsunuz. Veya şöyle de bir şey var, diyelim ki öksürdünüz, şu kısmı benim öksürüğüm kabul edin. Ki çok öksürüğüm, benim editlerimde en çok zaman alan kısmı bu zaten. Bu öksürüğü buradan böyle seçip pat, öksürük gitti. Veya şurada Namık lanet olasıca Pathfinder dedi. Lanet olsun sana dedi. Orayı seçip Namık, burası Discord kanalıydı ya. Namık'ın burada ettiği küfrü seçip etmezdi. Hani oldu diyelim. Sildik. Burada da Discord'daki şeyi silmiş olduk. Veya burada siz kayıt alırken işte fondan anneniz yeter artık kapat şu bilgisayarı gel dedi. O kısım videoda olsun istemiyorsunuz. Seçtiniz, sildiniz. Bu şekilde farklı kanal yapmış olmak size avantaj sağlıyor. Yani ses kanallarını ayırmış olmak size avantaj sağlıyor. Ve görüntü kalitesi de bu şekilde oluyor. Ha bu arada Premiere'de de şöyle göstereyim. Nasıl seçtim, sildim ben bunları. Bu videoyu seçtiğiniz zaman hepsini seçer.
Unlink derseniz bu bütün kanalları ayrı ayrı seçtirtir size. Ama linkli bir şekildeyken ben sileyim vesaire derseniz alta basarak tıkladınız diyelim ki Spotify kanalını, sadece orayı seçer. Sildiniz. Backspace'e de sildiniz. Discord hiç olmasını istiyorsanız alta basarak seçtiniz yine. Sildiniz. Discord'da sadece bir kısım olmasını istiyorsanız, dediğim gibi demin istenmeyen bir şeyler oldu diyelim ki, o kısmı sileceksiniz. C'ye bastınız. Jilet, yani Razer Tool. Jilet Tool'u. Jilet. Aklınıza kalsın diye jilet diyorum. C'ye bastınız. Burayı seçtiniz. Bakın komple seçiyor. Burayı sil derseniz komple siler. Ama seçerken yine alta basarsanız, yine C'ye bastınız. Alta basarak buraya tıkladınız. Sadece o küfür olan kısmı veya istenmeyen her neyse o kısmı seçtiniz, sildiniz. Bu şekilde. Ha, ben bunu ne kadar zamandır yapıyorum? Bir yaklaşık bir yıldır aldığım kayıtların hepsi böyle. Ama bir yıldan önceki videolarımız da, yani biliyorsunuz ki gram küfür yoktu hiçbir videoda. O da o şekilde bilinsin. Yani bu adam küfür ediyor. Evet ediyorum, ettiğim yerler oluyor. Çok sinirlendiğim zamanlar oluyor. Ama öncesinde de hiç küfür etmeden kayıtlarımı alıyordum. Sonra da bu editin verdiği biraz daha şeyle, çok canım sıkıldığı zaman evet ağzımdan bir şeyler çıkıyor. Ama burada böyle seçip o istenmeyen sözleri veya öksürükleri böyle kaldırabiliyorum. Bu sayede de kanala attığımız 500 videonun hiçbirinde en ufak bir küfür vesaire yok. Onu da paylaşmak isterim. Ha, şeyi de ekleyeyim buraya. Masaüstü kaydı alacaksınız diyelim ki. Ekran kaydı diyelim buna, tamam mı? Buraya yine hepsini tek tek göstermeyeceğim. Ekran yakalama dediniz. Buraya eklediniz. Ekran kaydı alacaksınız. Yani sadece oyun çekmiyorsunuz. Masaüstü bir şey anlatacaksınız. Story vesaire çekiyorsunuz diyelim ki. Burada hangi monitörü seçmek istediğiniz var. Hangi monitörün ekranını göstermek istiyorsunuz. Hangi monitörün ekranı kaydetmek istiyorsunuz. Onu seçiyorsunuz. Ben birinci de ekranımı seçiyorum. Bunu eklediniz buraya. Ses yok. Nasıl eklersiniz bunu? Buraya yine ekle diyorsunuz. Ses giriş yakalayıcısı diyorsunuz bu sefer. Varsa lan ses çıkışı neyse onu buraya ekleyecektir. Chrome'dan mı açtınız, işte Spotify'dan mı açtınız veya ne bileyim bir şey dinletiyorsunuz insanlara diyelim ki, o buraya gelecektir. Bende gelmiyor. Onun sebebi şu. Bende şu Wavelink kurulu olduğu için her kanal zaten sistemde ayrı ayrı. Yani browser'ın sesi ayrı geliyor. Müziğin sesi, oyunların sesi, sistem sesleri, Discord sesi ayrı olduğu için buraya o gelmiyor. Ama siz bütün sesleri videoda olsun istiyorsanız burada ses çıkış yakalayıcısı deyip varsayılan yaptığınız zaman Windows'unuzdaki sesi buraya vermiş olursunuz. O da o şekilde oluyor. Unuttum bunu anlatmayı, sonradan aklıma geldi. İhtiyaç duyan illaki olacaktır. O yüzden belirtmek istedim, eklemek istedim. Onun dışında aklıma gelen başka bir şey yok. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız üşenmeyip videoya bir like atarsanız, like atmak ücretsiz, sevinirim. Ayrıca kanalımıza katılıp destek olan, maddi destekli olmaya çalışan herkese ayrıca teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.